videoda işlem sırası nasıl değişir onu göreceğiz. Burada bizim unsurlarımızda gördüğünüz gibi 12'lik, 20'lik ve 4'lük deliğimizle örnek veriyorum. Ve bunlar da punta delik, punta delik, punta delik olarak gitmiş. Şimdi bunun tek tek ilk önce punta, sonra delik, sonra punta, sonra aynı delik takımı, sonra bir daha puntayı çarp, ondan sonra bir daha delik denmesinin bir mantığı yok. O yüzden bunlar hepsini bir punta, hepsinde bir delik yapalım örnek veriyorum. Onu nasıl yapacağız diye sorarsanız, frezeye sağ tuş tıklıyorum. İşleme sırası diye bir butonumuz var. Ona tıklıyorum burada. Gördüğünüz gibi burada ne yapmış? Punta, delik, punta, delik, punta, delik olarak sıralamış. 1, 2, 1, 3, 1, 4 diye. Daha sonra burada şu yukarıda iki tane butonumuz var. Bir özgün unsur, bir özgün takım var. Özgün unsur dersem eğer, tamam diyorum. Benim unsuruma göre sıralamayı yapar. Özgün takım dersem eğer, takım numarasına göre sıralama yapar. Burada gördüğünüz gibi. Özgün takım dedim, tamam dedim. İlk önce puntaları attı, sonra delikleri deldi gördüğünüz gibi. Bu videomuz bu kadardır. Bir sonraki bunları biliyor musunuz videosunda görüşmek üzere.